Akıllı teknolojilere ve özellikle mobil teknolojilere takla attıran uygulamalar paylaştığım serinin tamı tamına 22. bölümüne hoş geldiniz. Android telefonların sağladığı özgürlüğe ve hızlı adaptasyonlarına gerçekten de bayılıyorum. Çünkü iPhone 14 ailesi daha yeni tanıtılmış olmasına rağmen dinamik ada özelliği anında Google Play Store'da yerini aldı bile. Hatta iPhone meraklısı olmayanlar için Android telefonları birebir Windows 11'e dönüştüren yeni keşfettiğim süper bir uygulama bile var. Bu bölüm Android telefonların kullanım zevkini ve fonksiyonelliğini artıran yeni uygulama ile karşınızdayım. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Başlangıcı ise hızlıca girişte de bahsettiğim dinamik ada özelliğiyle yapalım. Burada birkaç alternatifimiz var ama benim önerim reklamsız ve bedava bir uygulama olan Dynamic Bird. Yükledikten sonra ilk önce uygulamanın ihtiyaç duyduğu izinleri vermeniz gerekiyor. Sonra da adanın büyüklüğünü, konumunu, kenarlardan uzaklığını veya genişleyen alanın büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada adanın sarı olması sizi yanıltmasın. Bu bölüm sadece ayarlarda bu şekilde görünüyor. Kullanırken ekranda siyah renkte beliriyor. Bu adayı telefonunuzdaki kameranın bulunduğu yere göre orta, sağ veya sol olarak belirleyebilirsiniz. Sonra müzik dinlerken, kulaklık bağlandığında, uygulamalardan bildirim geldiğinde veya telefonu şarja taktığınızda büyüyerek size uyarı verecek. Uygulamanın tek olumsuz yanı şimdilik Google Play Store'a eklenmemiş olması. Bunun için indirebileceğiniz APK dosyasını kendi Telegram kanalıma ekledim. Bu arada farklı alternatifler isterseniz de Android telefonlar için bir sürü kategoride yine bir sürü uygulamanın paylaşıldığı Telegram linkini de açıklamada sizler için ekledim. Merakları girip inceleyebilirler. Android telefonlara iPhone dokunuşu yaptıktan sonra bu sefer de Windows görünüşünü yapalım. Bunun için Computer Launcher isimli uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra tek dokunuşla yani uygulamayı çalıştırarak telefonunuzu bir anda Windows görünümüne geçecek. Üstelik küçük ekranı masaüstü bilgisayarlara dönüştürmesine rağmen arayüzü, simgelerin konumu ve kullanışı bana oldukça da kolay geldi. Sağ köşeden hızlı panele ulaşırken Windows simgesine basarak aynen orijinalinde olduğu gibi sık kullanılan uygulamalara ve onun da solundan geri kalan bütün uygulamalara kolayca erişebiliyorsunuz. Hatta içerisinde dosya gezgini bile hazır halde yüklü olarak geliyor. Dolayısıyla telefonunuzdaki bütün klasörlerinize de kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Pencere simgesine bastıktan sonra çıkan menünün en altından ise uygulamanın ayarlarına ulaşabilirsiniz. Buradan arka plan veya renkler gibi özellikleri kişiselleştirebilir, güvenlikten ekran kilitleme, pin ayarlama veya klasörleri kilitleme gibi aklınıza gelebilecek bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Play Store'dan ücretsiz olarak indirip reklamlı haliyle hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ama reklamları kaldırmak için bugün itibariyle yarın ne olacağı belli değil, 33 lira gibi bir bedel ödemeniz gerekiyor. Ben açıkçası uygulamaya bayıldım, meraklılarına da öneririm. Sıradaki alternatifim son derece faydalı bir başka uygulama olan Fuelio. Telefonun konum bilgilerini kullanarak dünya genelindeki lokasyonunuza göre ortalama yakıt fiyatlarını, en yakın benzin istasyonunu ve hatta aracınızın depo büyüklüğü, kilometre başına yakıt tüketimi gibi verilerine göre tüketim bilgilerine bile ulaşabiliyorsunuz. Eğer Seejack navigasyon uygulamasını kullanırsanız da aynı bilgilere buradan da erişebiliyorsunuz. Uygulamadan ayrıca grafikler, istatistikler, kilometre günlüğü gibi verilere de ulaşabiliyorsunuz. Yolculuğa çıkmadan önce hesap makinesi sekmesinden mesafe, aracın tüketim miktarı ve yakıtın litre fiyatı gibi bilgilerini de girerseniz seyahatinizin toplam maliyetini bile anında size çıkarabiliyor. Şimdi sıkı durun, geldik işin en güzel bölümüne. Çünkü uygulamayı hem Play Store'dan ücretsiz olarak indirip yine bedel vermeden kullanabiliyor, hem de Türkçe dil desteği de bulunması sebebiyle Türkiye'de de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu arada sizler için gerçekten de bu kadar güzel içerikler paylaştıktan sonra bile hala abone olmuyorsanız bence ayıp ediyorsunuz. Sizler için titizlikle hazırladığım bu teknolojik içerikleri beğeniyor ve hatta faydalandığınızı da düşünüyorsanız
Lütfen şuradaki elemanın direktiflerini takip edin. Şimdiden teşekkürler. Ando Notification benim son zamanlarda en sık kullandığım uygulamalardan biri haline geldi. Çünkü bildirim panelinden sıklıkla okumadan mesajları yanlışlıkla silebiliyor ve tam silerken de arada önemli bir mesajın kaynadığını görebiliyorum. Bunu önceki bölümlerde paylaştığım Galaxy ipuçlarında bahsettiğim gibi ya uzun uzun ayarlardan bildirimler, gelişmiş ayarlar menüsünden bildirim geçmişi sekmesine giderek görecek ya da denetim masasına eklenen Ando tuşu ile tek tıkla sildiğiniz mesajları yine eski yerine geri getirebileceksiniz. İşte bu nedenle Play Store'dan 12 TL gibi kabul edilebilir bir ücret karşılığı düşünmeden uygulamayı indirdim ve sıklıkla da kullanıyorum. Eğer siz de benim gibi hatalar yapıyorsanız size de tavsiye ederim. Sırada sık kullandığınız uygulama simgelerinizi tek bir widget içerisine ekleyebileceğiniz bir alternatif olan FreeQuav var. Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra yine kullanabilmeniz için öncelikle izinleri vermeniz gerekiyor. Zaten her bir izin alanı sizi ilgili ayar sayfasına otomatik olarak götüreceğinden bu işlemleri de hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Sonrasında uygulamaları Sort Apps By sekmesinden kullanım süresi, son açılanlar veya uygulamanın kendi yapacağı değerlendirmeye göre sıralanmasını sağlayabiliyorsunuz. Filter Apps sekmesinden her zaman bulunmasını istediğiniz favorilerinizi belirleyebilir, konum, boyut gibi kişiselleştirme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bence özellikle benim gibi temiz bir ana sayfa kullanmayı tercih edenler için ekrandaki kalabalığı azaltıp daha sade hale getirebilecek süper bir seçenek. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Android telefonlar için uygulama önerirken olmazsa olmazlarımızdan biri de tabii ki duvar kağıtları. Bu kategorideki önerim ise Stellar Walls. Uygulamanın tek dezavantajı her bir duvar kağıdını indirmek istediğimizde bize 30 saniyelik uzun reklamlar dayatması. Bunu engellemek için ya tek seferlik 52 TL gibi bence oldukça yüksek bir bedel ödeyecek ya da duvar kağıdını nasıl olsa bir kere indirdikten sonra uzun süre kullanacağınızı düşünürsek ara ara girip beğendiklerinizi indireceksiniz. Ben ikinci opsiyonu seçtim çünkü içerisinde gerçekten de göz yormayan, sade, şık ve neredeyse her renk alternatifinde içeren oldukça güzel seçenekler var. Koleksiyonlar sekmesinde ise tüm duvar kağıtları kategorilerine göre ayrılmış durumda. Uygulamayı Play Store'dan ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz ama önceden de bahsettiğim gibi reklamlı versiyonuyla. Çok da ihtiyacınız olmamakla beraber uygulamada Türkçe dil desteği de maalesef bulunmuyor. Son alternatifimizde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyun alternatifi olarak Scrap Drivers olsun. Kahramanımız gelecekte yaşayan bir robot ve ilerlemeli klasik platform oyunlarının aksine ucu bucağı olmayan bir çukurda sürekli aşağıya düşmeye devam ediyor. Bu sırada da karşısına çıkan engellerden kaçmanız gerekiyor. Oyunun grafikleri ve oynanışı son derece basit. Dokunmatik ekranda parmağınızla elemanı yönlendiriyorsunuz, o kadar. Bölümleri geçtikçe farklı tasarıma sahip robotlar veya mekanlar da seçebiliyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamada Türkçe dil desteği maalesef bulunmuyor. Evet, bence bu hafta paylaştığım uygulama alternatiflerinin hepsi de süperdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Artık aranızda bence kanala abone olmayı ihmal edenler varsa bir zahmet şu işi bir tamamlayıversin. Bu küçücük işlemin kanal ve benim için faydasını bilseniz şaşarsınız. Şimdiden teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım süper teknolojik içeriklerde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Adayı telefonunuzdaki bildirim geldiğinde veya gibi özellikleri kişisel... Burada aynen orijinalinde olduğu gibi su kıl... ve sıklıkla kullanıyorum. Size de klasik platform oyuncularının değil. Bir çukurda sürekli aşağıya düşmeye başlıyor. Robotlar veya mekanlarda seçebiliyor. Bölümleri bu küçücük işlemin kanal ve benim için faydasını